sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır. Bismillahirrahmanirrahim. Her geceyi sabaha, her kışı bahara kavuşturan, sınırsız cömertliğinin eseri olarak bizlere eşsiz nimetler bağışlayan Yüce Rabbimize hamd, önderimiz, rehberimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun diyerek programımızı açalım değerli izleyiciler. Yine bir hafta aradan sonra canlı yayında Camia TV ekranlarında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bugün Biz Bir Aileyiz programının yine çok önemli bir konusu ve çok değerli bir konuğu olacak. Bugün çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelen internet bağımlılığını konuşacağız. Gerek çocuklar, gerek gençler, gerekse yetişkinler açısından büyük kayıp ve zararları barındıran internet bağımlılığını farklı yönleriyle ele almaya gayret edeceğiz. Çok değerli bir konuğumuz olduğunu söylemiştim. Bugün sosyal pedagog ve aile danışmanı Gülümser Arslan Hanım bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle inşallah güzel bir söyleşi yapacağız. Eğer sizlerin de internet bağımlılığıyla alakalı sorunlarınız ya da bu konuyla alakalı sorularınız varsa bizlere WhatsApp mesaj hattından ulaşabileceksiniz. Ekranda da gördüğünüz gibi numaramız 0221 942 240 160 0049'da ülke kodumuz değerli izleyiciler. Her zamanki gibi şimdi çok kısa bir ara veriyoruz, sonrasında güzel söyleşimizle sizlerle birlikteyiz. İyi seyirler. Evet değerli izleyiciler, bugün internet bağımlılığı Biz Bir Aileyiz programının konusu olacak. Başında da söylediğimiz gibi çocuklarımızı, gençlerimizi, yetişkinlerimizi ciddi anlamda etkileyen, hatta bazı durumlarda sosyal hayattan onları kopartan bu önemli konuyu konunun uzmanı ile inşallah yapacağımız güzel söyleşide ele alacağız. Bugün sosyal pedagog ve aile danışmanı Gülümser Arslan Hanım bizlerle birlikte olacak. Gülümser Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Siz nasılsınız? Elhamdülillah biraz uzaklardan geldiniz. Evet. Ayaklarınıza sağlık. Güzel geçti inşallah yolculuğunuz. Elhamdülillah her şey yolundaydı. Evet, bizim bir program klasiğimiz, önce konuklarımızı tanımak istiyoruz. Bu önemli konuya geçmeden önce Gülümser Arslan kimdir? Bizlere kısaca anlatabilir misiniz? Ben 1983 doğumluyum. Almanya'ya da 13 yaşında geldim. Benim alana girişim aslında Erzieher Ausbildung dediğimiz, yani anaokulu öğretmenliğiyle başladı. Buradan edindiğim bilgi kırıntıları beni o kadar çok etkiledi ve bende çok büyük farkındalıklar yarattı. Böylelikle ben bu alanda daha fazla bilgi edinme arzusu gütmeye başladım. Sonrasında işte sosyal pedagoji bölümünü Almanya'da bitirdim. İstanbul Üniversitesi'nde de aile danışmanlığı eğitimi aldım. 2018 senesinde Güçlü Anne Babalar Güçlü Çocuklar Derneği'nin bir eğitimcisi olarak
Anne destek atölyesi konsepti oluşturdum ve bu konsept içerisinde annelere yönelik eğitim programları hazırlamaya başladım. Bununla birlikte tabii ki seminerler de devam ediyor. Danışmanlık hizmetleri de devam ediyor. Bir taraftan da Alman kurumunda da çalışıyorum. Ancak şöyle bir hasretimiz var bizim uzun zamandan beri birkaç arkadaşla bir araya gelip çalıştığımız. İslami Kindergarten projesi içinde elleri sıvadık, kolları sıvadık İnşallah. Daha doğrusu. Onun için de bir çalışma yürütüyoruz. Bu eğitim hayatıma da evliliğimi ve 3 çocuğumu sığdırdım. Rabbim hepimizin evlatlarını İslam'a bağışlasın. Amin. Bu şekilde annelere yönelik programlar ve çalışmalar içerisindeyim. Çok güzel çalışmaların içerisindesiniz. Rabbim utandırmasın. Bu şekilde konumuza bir giriş yapalım inşallah. Gülümser Hanım, bugün internet bağımlılığı diye bir konu başlığı attık. Topluma baktığımız zaman bu konunun dışında kalan aslında çok az bir kesim var. Ciddi anlamda toplumun her kesimini yakından ilgilendiren bir konu. O halde şöyle başlayalım istiyorum. İnternet bağımlılığı nedir? Ve biz aslında bu bağımlılığa nasıl yakalanıyoruz? Nasıl bağımlı oluyoruz? Aslında internet bağımlılığı bizim için çok yeni bir kavram. Ancak bağımlılık dediğimiz şey insanlık tarihi kadar eski bir kavram bizim insanlar için. Şimdi bağımlılığı şöyle tanımlamam gerekecek. Yani benim çok basit bir tanımlama yapacak olursam, bağımlılık bir kişinin bir maddeye ya da herhangi bir davranışa davranış üzerindeki etkilerini, kontrolünü kaybetmesi, kendisine verdiği zararlara rağmen o davranışı sürdürme halinin devam etmesi halidir aslında. Eskiden bağımlılık daha çok bir karakter zafiyeti gibi görülürdü. Yani sanki anormal insanlar bağımlı olur gibi düşünülürdü. Ancak gelişen bilim ve yapılan araştırmaların sonucunda anlaşıldı ki bağımlılık bildiğiniz bizim irade sistemimize, özellikle çok büyük irade sistemimize zarar veren bir beyin hastalığı olduğu ortaya çıktı. Bu da tabii ki şu anlama geliyor. Yani her insanın bağımlı olma, her insan bağımlı olma riski taşıyor anlamına geliyor bu. Şimdi dedik yani yani insanlık tarihi kadar eski bir kavram dedik. Ve insanlık tarihi boyunca da insan birçok maddeye bağımlılık geliştirmiş. Şimdi maddeler farklı olsa da bunun mekanizması aynı olduğu için, yani sistem hep aynı işlediği için dikkat edilmezse her insan bağımlı olabiliyor. O mekanizma da şöyle, şimdi onun mekanizma da şu şekilde işliyor. Mesela bizim Rabbimiz bizim hayatımızı sürdürebilmemiz için farklı mekanizmalar yerleştirmiş, farklı sistemler kurmuş bizim beynimize. Bu sistemlerin en önemlisi de insanın ödül sistemidir. Bu ödül sistemi şu şekilde çalışır. Yani beynimizin derinliklerinde bir accumbens fikirleri denilen bir alan vardır. Ve biz mesela kendi hoşumuza giden bir davranış sergilediğimiz zaman ya da haza yönelik bir deneyim yaşadığımız zaman bu accumbens denilen çekirdeği aktif hale gelir ve beynimizin birçok alanında dopamin denilen bir mutluluk hormonu da olarak da belki toplumda bilinen bir hormon salgılanır ve biz o davranışı yaptıktan sonra kendimizi iyi hissetmeye başlarız. Şimdi dopaminin de şöyle de bir özelliği var. Yani aynı yaptığımız davranışı tekrar etmek için bizi motive eder. Bu şekilde de bir bu görevi vardır. Şöyle mi diyebiliriz? Yani bana bir şey haz veriyorsa, beni mutlu ediyorsa benim onu tekrar etme mekanizması var vücudumda. Aynen öyle. Yani biz bir şeyden zevk alıyorsak onu tekrar etmemiz için bizi tekrar motive ediyor o dopamin dediğimiz hormon. Şimdi bu sistemin bizim vücudumuzda, beynimizde var olmasının aslında biyolojik nedeni, bizim hani sıradan fizyolojik ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz zaman bundan bir haz almamızı sağlamak ve bunu tekrar etmemiz için bizi bir motive etmektir aslında ve bizi bu şekilde hayatta tutmaktır asıl sebebi. Hayvanlarda da vardır böyle bir sistem. Ama siz doğaya baktığınız zaman, tabiata baktığınız zaman bağımlı bir hayvan göremezsiniz. Bu sadece gerçekten insana özgü bir hastalıktır. Çok önemli bir şey söylediniz. Yani evet, sadece insana özgü bir hastalık, bağımlılık. Hayvanlarda böyle bir şey yok. Aynen. Bu tabii ki şunu insanlarla bir arada yaşayan hayvanları ayrı tutuyorum. Çünkü onlar da gene insanlar üzerinden bağımlı hale getirilebiliyorlar. Evet. Ama dediğim gibi bu insana özgü bir hastalık. Sonra insanın aklına da şöyle bir soru geliyor. Yani bu kadar akla sahip bir de
dünyanın halifesi olarak görülen insan nasıl olur da böyle bir tuzağa düşüyor? Hı hı. Onun da bir mekanizması var. O da şöyle, biz gerçekten çok hazza ve zevke eğilimli, bunu seven varlıklarız. Ve bir hazzı bir şekilde keşfettiğimiz zaman bunun peşine de düşen bir varlıklarız. Yine Rabbimizin bize verdiği bazı beceriler sayesinde mesela biz o keşfettiğimiz hazzı bir şekilde tabii olmayacak şekilde bir araya getirip üretmek, bunları terkip etme imkanına ve becerisine de sahibiz aynı zamanda. Sonra biz işte bu maddeleri bir araya getirdiğimiz zaman, bir şekilde kimyasal süreçten geçirdiğimiz zaman bunu tabii olmayan miktarlarda kullanıp o haz miktarını yükseltme imkanına sahibiz. Hı hı. Bunun için örnek verecek olursam alkol ya da şeker ya da glukoz dediğimiz ya da glutamat dediğimiz maddeler, bunlar aslında doğada bu şekilde bu haliyle bulmak mümkün değil. İnsan ne yapıyor? Bir bakıyor ki şeker ya da o tatlı tat bana zevk veriyor. Ne yapıyor? Bunları bir şekilde bir araya getiriyor ve istediği zaman kullanabilir halde bir tarafta tutabiliyor. Fakat şöyle bir sorunumuz var. Bizim beynimizin aynı zamanda şöyle bir mekanizması var. Biz sınırları zorladıkça, yani bu ödül sistemimizi zorladıkça, bu haz miktarını arttırdıkça vücudumuz daha fazlasını istemeye başlıyor. Hı hı. Ve biz daha fazlasını verdikçe o yine daha fazlasını vermeye çalışıyor ve sonuç olarak aslında biz kendi ürettiklerimizin bir şekilde kölesi olmaya başlıyoruz. Ancak bağımlılık nedir diye sorduğunuz zaman tek cümleyle eğer söyleyecek olursam, bağımlılık eşittir İnsanın kendi ödül sisteminin suistimal etmesi halidir. Hı hı. Ve dopamin salgılatan her şeyin aşırı miktarda kullanılması bağımlılık yaratır. Yani hı hı. Ne olursa olsun fark etmez. Evet, olaya tamamen biraz kimyasal, yani fizyolojik açıdan biz bakmış olduk. Bakmamız gerekiyor, evet. Evet. Şimdi peki bir insanın kendine bağımlı ya da etrafındaki sevdiğine bağımlı diyebilmesi için bir süre var mıdır? Yani biz hangi safhadan sonra bir kişiye, internet bağlamında konumuzla alakalı olduğu için oraya geçiş yapmak istiyorum. Hangi safhadan sonra, hangi süreden sonra biz bir insana internet bağımlısı diyebiliriz? Ben bunu hiçbir zaman süre tanı koymak için çok eksik bir ölçüt. Yani biz sadece süreye bakıp da bu insan bağımlıdır diyemeyiz. Çünkü bazı insanlar 20 saatte ekran başında oturabilir, internetle meşgul olabilir, iş gereği ya da herhangi bir meşguliyet gereği. Ama ertesi gün ya da bir hafta boyunca ondan vazgeçebilir, feragat edebilir. Bunu o şekilde bakmamak lazım. Yani süre çok tabii ki önemli bir kriter ama bağlayıcı değil tek başına. Bunun ölçütleri var. Şimdi dediğim gibi sadece hani bağımlılık başlığı altında ele almamız gerekiyor internet bağımlılığı da. Eğer internet bağımlılığı diğer bağımlılıklardan farklı olsaydı ismi internet bağımlılığı olmayacaktı. Hı hı. O yüzden bağımlılık dediğimiz şeyin ölçütleri var. Bunun da bu da şöyle, mesela biz eğer bir maddeyi kullanıyorsak, mesela bugünkü kullandığımız miktarın üzerine çıkma arzusu hissetmeye başladıysak buna tolerans deniyor. Hı hı. Bu bir kriter. İkinci, diğer bir kriterde kişinin mesela o kullandığı maddeden yoksun kaldığı zaman vücudunda fizyolojik bazı belirtilerin ortaya çıkması, terleme, agresif davranışlar, depresif davranışlar gibi ya da çok kaygı ve korku hali, aşırı sıkıntı, bunlar da yoksunluk belirtileri dediğimiz şeyler. Bu da diğer bir ölçüt. Aynı zamanda kişinin bırakmaya çalışıp da ya da vazgeçmeye çalışıp da bir türlü bunu başaramaması. Hı hı. Sosyal hayatının, mesleki hayatının, kişisel hayatının da bundan etkilenmesine rağmen kişinin bundan vazgeçememesi. Uzun süreli ve sürekli yüksek miktarlarda bunun kullanılması, bu saydığım ölçütlerden üçünün bir arada bulunması kişinin bağımlı olduğunu gösterir. Hı hı. Süreden daha çok duygu ve davranış yoğunluğu belki burada bizi internet bağımlısı olup olmadığı noktasında belirleyici olabiliyor. Aynen, yani bu ölçütlerden birkaç tanesini bir arada bulunduruyorsa kişi, o zaman bunun bağımlılığa doğru gittiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Evet. Peki her bağımlılık arkasında bir risk getirir. Yani bağımlılık dediğimiz şey çok da sağlıklı bir şey değil. İlk başta çok güzel ifade ettiğiniz, insanın o mutluluk sistemini suistimal etmesidir dediniz. Peki bu riskli bir durumsa en çok kimler risk grubundadır internet bağımlılığında? Şimdi aslında bunu sorunun cevabını yani hani şu şekilde vermem gerekiyor. Aslında hepimiz
bütün yani bütün insanlar 14 ile 65 yaş arası herkes bağımlı olabilir. Yani hı hı. bağımlılıktan korunmuş insanlar varlıklar değiliz dediğim sistemden dolayı. Şimdi güçlü irade sahipleri müstesna. Yani iradesi güçlü olan insanlar bu arada iradesi güçlü olanlar dediğim zaman tabii ki burada yetişkinler daha avantajlı olarak görülüyor. Çünkü bizler belirli bir beyin gelişimini tamamladıktan sonra internetle tanıştık. O yüzden her insan bağımlı olma potansiyeli taşımakla beraber asıl aslında bizim fokusumuzu yöneltmemiz gereken kişiler çocuklarımız ve gençler. Hı hı. Yani onlar çok daha fazla bağımlı oluyorlar özellikle günümüz hı hı. toplumunda. Çok önemli bir şey söylediniz. Biz yetişkinlerin hayattan farklı yönlerden zevk alma, işte doğayla barışık yaşama, sosyal hayatın içerisinde yaşama, çeşitli faaliyetler gibi zevk aldığımız farklı noktalar ve alanlar var. Fakat hayatın bu noktalarıyla tanışmayan, henüz tanışmamış olan çocukların ve gençlerin bu bağlamda her aradıklarını haz bağlamında, zevk bağlamında, mutluluk bağlamında internette bulmaları ciddi anlamda risk grubuna girmelerini o zaman etkiliyor aynen, değil aynen. mi? Aynen tabii ki tabii ki bu konuya da geleceğiz. Gerçekten çocuklarımız zaten aslında bu söyleşiyi yapmamın en büyük motivasyonu da bu. Yani bir şekilde bir artık bilinçlenmek zorundayız anne babaları olarak. Çünkü şu anda gerçekten Almanya'nın hatta Avrupa'nın birçok yerlerinde internet bağımlılığı klinikleri açılmaya başlandı. Öyle mi? Yani benim birkaç yıl önce okuduğum bir kaynakta 800 bin internet bağımlısı genci olduğu yazıyordu. Hı hı. Şu anki sayıları yani gerçekten tahmini bile etmek istemiyorum. Hı hı. Çok ciddi rakamlar bunlar ve artarak devam eden rakamlar. Özellikle bizim insanımızın da bundan çok mağdur olduğunu biliyorum. O yüzden çocuklarımız konusunda çok daha bilinçli ve hassas olmak zorundayız. Şimdi az önce aslında benim şu anda soracağım soruya bir giriş yapmış olduk. Ben çocuklar neden daha fazla bağımlı olma riski taşırlar dedim. Biz bir nedenini de söyledik. Yani yetişkinlerin bu yaşa gelene kadar farklı alanlarda kendilerini mutlu etme olanağı olduğunu fakat çocukların bu olanağını hep internetle karşılamaya çalıştığını söyledik. Peki başka neler söyleyebiliriz? Çocuklar neden daha çok risk alanına giriyor? Şimdi bunun aslında çok basit bir cevabı var ama ben birazcık böyle açacağım bu cevabı. Şimdi bizler insanlar olarak diğer canlılar gibi değiliz. Mesela bilmiyorum siz hiç hayatınızda bir koyunun doğumuna ya da bir ineğin doğumuna şahit oldunuz mu? Ben oldum. Bakıyorsunuz doğduğu andan itibaren böyle dört ayak üzerine tekrar çıkıp diğerleri gibi hayatlarını sürdürebiliyorlar. Hı hı. Ancak insan dediğimiz varlık çok uzun süre bakıma muhtaç doğuyor. Ve o bakımı almazsa da hayatı tehlikeye giriyor. Hı hı. Şimdi bunun sebebi de bizler beynimiz henüz gelişmeden, henüz gelişimini tamamlamadan dünyaya gelmemizden kaynaklanıyor. Şimdi bu beyin gelişimi de 20'li yaşların ortalarına kadar devam eden bir süreçtir. Ben şimdi bunu anlatırken genelde seminerlerimde de hep beyni anlatma ihtiyacı duyuyorum. Hı hı. Çünkü beyni anlattığımız zaman birazcık daha belki hani ne demek istediğim anlaşılır. Hani o yüzden eğer arzu ederseniz bir tane resim getirelim. Çok seviniriz. Ben şimdi bizim şöyle beynimiz şu şekilde. Hı hı. Çok kabaca anlatacağım. Yani bu tabii ki beynimiz bu kadar basit bir organ değil. Çok kompleks ve çok gizemli bir organımız. Burası bizim beyin sapımız. Yani burası sürüngen beyin olarak da geçiyor literatürde. Üç bölüme ayırıyoruz beyni. Bu sürüngen beyin, orta beyin, şu kırmızı alan ve üst beyin dediğimiz şu kıvrım olan alan. Bizim bu itkilerimiz, dürtülerimiz, reflekslerimizi barındıran ve oradan sinyaller gönderen yer burası. O yüzden biz burayı çok fazla kontrol altına kolay kolay alamıyoruz. Hı hı. Mesela diyelim ki bir darbe geleceği zaman elinize şöyle yaptığınız zaman burnu aslında sizi hayatta tutmaya çalışan refleks olduğu için bu alt beyin sapından gelen bir sinyal. Bir de bizim orta beyin dediğimiz bir alan var. Bu da bizim bilinçaltımızı barındıran, duygularımızı barındıran, aynı zamanda hafıza sistemimizi barındıran alanlar. Hı hı. Bu iki alan. Kırmızı alan mı evet, o hafıza yani sistemi? Çok önemli değil. Önemli olan hani bunun üçe bölünmüş olması. Şimdi bu iki, bu
sürüngen beyin dediğimiz beyin her canlıda hemen hemen mevcut. Yani her canlıda var burası. Hı-hı. Buradan gelen etkilerle hayatımızı sürdürdüğümüz zaman aslında insan olmuş olmuyoruz. Aslında önemli olan burası. Onun üstünde bir de duygusal beyin dediğimiz bir alan var. Bu da bazı memeli hayvanlarda olan bir alan. Yani doğuran hayvanlarda olan bir alan. Burada dediğim gibi duygular, merhamet, sevgi, kıskançlık gibi duyguların olduğu yer. Bunu da biz birçok hayvanlarla paylaşıyoruz. Aslında yine burayı da buradan gelen sinyallerle de hayatımızı geçirdiğimiz zaman insan olmuş olmuyoruz. Bizi insan yapan alan bizim üst beynimiz. Bu da çok nadir bazı hayvanlarda var, maymunun bazı çeşitlerinde var. Onun dışında insandaki kadar bu kadar büyük haliyle yok. Burasının gelişimi insanın kendi iradesine bırakılmış. Yani doğduğu anda bu sistem yok. Burası ne demek? Bizim otokontrolümüzü sağlayan alan demek. Burası bizim irade sistemimizi barındıran alan demek. Burası muhakeme yaptığımız, empati kurduğumuz, bir şeyleri öğrendiğimiz, yani akıl yürüttüğümüz, düşündüğümüz, kararlar verdiğimiz alan. Yani sosyal ilişkiler kurduğumuz bir alan. Dediğim gibi burası da gelişmeden biz dünyaya geliyoruz. Ve gelişmeden dünyaya geliyoruz ama hani dedim ya bunun gelişimi insanın kendi ellerine bırakılmış. Şimdi insanın bunu geliştirebilmesi için doğal hayatta tabii deneyimler yapması gerekiyor. Mesela hareketi çocuğun bir şekilde evin içerisinde hoplayıp zıplayabilmesi gerekiyor. Düştüğü zaman bundan ders alabilmesi gerekiyor. Ya da insanlarla doğrudan ilişki içerisinde olması gerekiyor. Şimdi siz böyle bir hani aktif öğrenme çağında olan bir çocuğu, özellikle zaten çocukluk döneminde çok hızlı bir şekilde gelişiyor beyin. Görmeyi, ayakta kalmayı, ne bileyim başka farklı vücut becerilerini kendi isteğine doğrultusunda kullanabilmeyi de öğreniyor. Şimdi siz böyle bir çocuğu tam böyle uyanık, tam öğrenmek için böyle cin gibi olduğu bir saatte internet başına oturttuğunuz zaman ya da ekran karşısına oturttuğunuz zaman ya da bir şeyleri yerken ya da sırf sussun diye ya da uyusun diye çocuklarınızı bu şekilde internet karşısında oturtursanız onun hayatından dakikalar çalmış olursunuz. Şimdi ben en iyimser haliyle söylüyorum, günde yarım saatini internet karşısında geçiren bir çocuğu düşünün. Bunu haftaya çarpın, aya çarpın. Çok ciddi rakam bunlar ve çocuğun öğrenme sürecinden alınmış, çalınmış zamanlar olarak görüyoruz. Çocuk bu deneyimleri hayat içerisinde, doğal, tabii bir hayat içerisinde, seyirinde edinmezse çocuğun beyni gelişmiyor. Çocuğun beyni gelişmeyince çocuğun davranışları da olgunlaşmıyor. Yani onun bedeni büyüyor. Evet, siz bir sağlıklı bir çocuk belki o anlaya yetiştirdiğinizi zannediyorsunuz ama çocuk beyni kendi doğal seyrinde ilerlemediği için yani vücudu gelişmiş ama beyni gelişmemiş çocuklar yetiştiriyorsunuz. Bu özellikle bu irade sistemimiz antrenman yapılması gereken bir alan. Aslında beynimizin her tarafı öyle. Yani beynimizin şöyle de bir özelliği var. Use it or lose it deniliyor buna. Yani beynimiz kullanmadığı alanları kendi kendine yok eden bir organ. Bu irade sistemini de geliştirmediği zaman mesela ya da kendinde bulunan yetenekleri hayata geçirecek bir fırsat bulamadığı zaman, yani çocuğunuz Halid bin Velid bile olsa, Musab bin Umeyr olsa, Picasso olsa, bu tür genleri taşıyor olsa onları kullanacak fırsat bulamadığı için maalesef o alanlar yok olup gidiyor. Bu irade sisteminin güçlü olması bizim için şu anlamda da çok önemli. Mesela bizler İnsanlar olarak bazı manevi amaçlar, bazı hedefler uğruna kendi itkilerimizi, dürtülerimizi, o alt katmanlardan gelen o sinyalleri kontrol edebilmeyi, bunu zamanla kontrol edebilmeyi aslında öğreniyoruz. Daha zamanla yönetebilmeyi öğreniyoruz. Dediğim gibi hani hayatın içerisinde, doğal sürecinde yaşadığımız zaman. Şimdi hayvana yaptıramıyorsunuz bunu. Bu sadece insana, bu da çok insana özgü bir şey. Şimdi günün çok önemli saatlerinde internet başında olan bir çocuk düşünün mesela. Hiçbir şekilde onu zorlayacak bir ortam yok. Yani oyun üretmesine gerek yok. Ya da ne bileyim canı sıkıldığında ya da bir sorunla karşı karşıya geldiğinde bunu çözmek zorunda hissetmiyor. Ne yapıyor? Tamamen izlediği programın, izlediği oyunun akışına bırakan bir zihin inşa etmiş oluyorsunuz. Bu da şu demek anlamına geliyor.
Yani çocukluk döneminde oluşan beyin devrelerimiz bizim nasıl bir yetişkinlik yaşayacağımızı da belirliyor. Hı hı. Ve eğer bu devreler, yani bu beceriler zamanında yapılandırılmadığı zaman siz sonra üzerine ikame edebilecek bir altyapı bulamıyorsunuz. Yani evet. Temel eğer bozuksa bir bina düşünün. Yani temelleri eğer bozuksa üzerine en güzel binaları dikmek isteseniz olmaz. Çünkü temelde bir problem var. Hı-hı. Ne yazık ki sonradan onu düzeltme de imkanı bulamıyorsunuz. Yani o bina yıkılmaya mahkum oluyor. Bağımlılık açısından da söylemek gerekirse tıbbın keşfettiği bir hakikat var. Bu çok acı bir şey. Bir insan bağımlı olacak, yani bağımlılık yapan maddeyle ne kadar erken tanışırsa o maddeye bağımlı olma riski tavan yapar. Hı hı. Ve diğer acı tarafı da ne kadar erken bağımlı olursa bir çocuk o kadar ondan kurtulması da imkansız hale gelir. Bu anlamda çocuklarımıza gerçekten sahip çıkmak zorundayız anne babalar olarak. Evet, Allah razı olsun, çok güzel açıkladınız. Peki genel olarak soracak olursak, şimdi birazdan araya gireceğiz ama aradan önce bu soruyu da sormak istiyorum. Hem çocuklar açısından hem yetişkinler açısından, gençler açısından neden bu kadar internete yöneliyoruz? Yani bir 15-20 sene öncesinde böyle bir imkan yoktu ortamda ama internetsiz gayet güzel yaşıyorduk, ama şu anda ciddi anlamda belki biz bilgiye hızlı ulaşabilme ya da sevdiklerimizle farklı platformlarda görüşebilme vesaire pek çok şey söylenebilir, ama niye bu kadar internete yöneliyoruz? Çok basit, çünkü hazza en kolay ulaşılabilir oluşundan kaynaklanıyor. Biz insanlar olarak dediğim gibi bazı özelliklere sahibiz. Bunlardan bir tanesi de yani rahatına düşkün de varlıklarız biz. Hı hı. Özellikle sıkıntı veya sorun yaşayan bir insan bunu çözmek tabii daha fazla enerji ve efor istediği için ne yapacak? Mümkün olduğu kadar bunu unutma yoluna gidecek. Yani en kolay, en kestirme yolu neyse onu kullanmaya çalışır. Genelde nitekim günümüz insanları da bunu yapıyor. Mesela canı sıkıldığında, morali düştüğünde ya da herhangi bir iş yapması gerektiğinde bunu erteleyebilecek ve o zamanını çok daha renkli halde geçirebilecek bir imkana sahip internet üzerinden. Saatlerce dünyanın hiçbir derdini düşünmeden, yani kafaya takmadan ömrünü geçirebilecek imkana sahip, öyle fırsatlar sunuyor internet. Böyle olunca da tabii ki bu demektir ki daha fazla, ne kadar fazla haz, o kadar çok dopamin, ne kadar çok dopamin, o kadar çok bağımlılık riski. Hı hı. Ve bu açıdan internet bizim için çok büyük bir fırsatlar sunduğu için çok büyük bir tehlike oluyor. Ve biz o sıkıntılarımızı erteleyip bir şekilde saatlerimizi, zamanlarımızı, kafamızı bir kere gömdüğümüz zaman zaten zamanın nasıl geçtiğini bile fark edemiyoruz. Hı hı. Bu yönüyle zaten bizi kendisine bağlıyor. Bizim modumuz düştükçe biz hemen... Mesela ben Ramazan'da bile şahit oluyorsunuzdur mutlaka. Açlığımızı hissetmemek için saatlerimizi internette geçirdiğimiz oluyor. Hiçbir şekilde acı hissetmemek, sıkıntı yaşamamak amaçlı yapıyorum. Bu da benim kişisel gelişimimi tabii ki olumsuz yönde etkiliyor. Aslında şunu da söylemem gerekiyor. İnternet bizim için aslında çok büyük bir nimet aslında. Yani çok güzel fırsatları da olan bir, evet, bir araç. Ama bizler işte bunu gerçekten hani kendi doğal sistemimize uygun bir şekilde kullanmadığımız zaman bu bizim için külfete dönüşüyor. Hı-hı. Amerika'da bir araştırma yapılmış. %70, toplumun %70'i nomofobia denilen bir rahatsızlık, yeni bir tabir hatta bu, hı hı, psikolojide. No mobile phobia denilen bir cümlenin kısaltılmışı. Hı hı. Yani telefonsuzluğa karşı bir panik halinin oluşması. %70, bir toplumun %70'inin böyle bir rahatsızlık belirtmesi çok ciddi bir sorun aslında. Evet. Yani bir an önce artık insanların bazı şeylerin farkına varması gerektiğini, hı-hı, gösteren bir şey. Şimdi bizim çocuklarımız peki neden daha çok? Mesela erkek çocuklarımız çok fazla oyunlara yöneliyorlar. Bilgisayar oyunlarına yöneliyorlar. Orada gözlemlediğim şu, yani İnternet oyunları gerçekten çok affedici oluyor. Mesela gerçek hayatta bir görevini yerine getirirken
Diyelim ki orada bir hata yaptı. Hemen bir sürü laf işitecek çocuk. İnternette istediğiniz kadar hata yapabilirsiniz ve size yeniden tekrar başlama, tekrar oyunu yeniden programlama imkanı veriyorsanız size oyun. Ve sizin o ödül sisteminizi de düzenli olarak besliyor. Yani her atladığınız level, her aldığınız puan sizin dopamin sisteminizi inanılmaz derecede hareketlendiriyor. Böyle olunca da çocuk bu sefer diyecek ki ben yani böyle renkli bir hayatım varken, kapının önünde de sürekli bağırıp çağıran, sürekli eleştiren bir annem varken ben niye kafamı normal doğal hayata götüreyim ki? O yüzden de özellikle bilgisayar oyunları çocuklarımızı bu anlamda çok fazla kendine çekebilen bir güce sahip. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Evet, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi müsaade ederseniz kısa bir ara vereceğiz. Siz de biraz soluklanın, sonrasında devam edeceğiz. Evet değerli Biz Bir Aileyiz programının kıymetli izleyicileri, şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Sonrasında yine sorularımızla ve sizlerden gelen sorularla programımıza devam edeceğiz. Aradan önce ben telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0221 942 240 160 numaralı WhatsApp mesaj hattına sorularınızı ya da problemlerinizi yönlendirebilirsiniz. Gülümser Hanım burada uzman bir ağızdan sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Şimdi kısacık bir ara, sonrasında beraberiz. Aile çalıştayımızdaki hedef kitlemiz kurumlarda görev yapan arkadaşlar. Onların bu konuda hassasiyet kazanması, bilinçlenmesi, farkındalık oluşturması her şeyden önce önemli. Bizim için çok önemli olan aile kurumunu ve aile kurumu ile ilgili konuları gündeme taşımayı. Ana amacı toplumumuzda yaygın olarak kullanılan sosyal medyanın artıları ve eksilerini değerlendirerek öğrencilerimizin ve ailelerimizin bu bağlamda eğitilmelerini sağlamaktı. Aile dışı etkenleri de ciddi bir şekilde ele alıp yönlendirmediğimiz takdirde maalesef aile yalnız kalır ve ailenin etkisi de istenilen başarıyı sağlamayabilir. Eğitim alanlarıyla bunların desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Yardımcı doçent doktor Abdülhalim İnem hocamız hayatımızın bir parçası olarak sosyal medya konusunu işledi. İşitsel, görsel basına sosyal ağların katılmasıyla medya yeni bir tanım içerisine girmeye başladı. Meryem Bayrak hanımefendi ise sosyal medyanın aile üzerinde etkilerini işledi. İsmiyle bile çağırmayan yörelerimiz vardı. Şu an ise tam bir uçun yaşıyoruz. Profesör Doktor Kadir Canatan Bey ise internet bağımlılığı ve önleyici yöntemleri bizimle paylaştı. Ve kendimizi internet dediğimiz araca, teknolojiye teslim etme davranışı belirleyici gözüküyor. Hilal Eren Hanım ise internet hukukunu ve kişilik haklarının korunması konusunu bizimle paylaştı. Bağlamından çözülen bir cümlemiz örneğin yine farklı bir bağlamda paylaşılıp başımızın devlet mercileriyle sıkıntıya girmesine sebep olabilir. İnterneti ve sosyal medyayı kullanırken hangi hukuki sorunları gelecekte yaşayabiliriz ve bu bağlamda şimdiden nelere dikkat etmemiz lazım noktasında katılımcılar çok güzel bir birikim elde etmiş oldular. Bu konularımızı çalıştay gruplarımızda daha detaylı işleyerek tüm katılan arkadaşların katılımlarını, fikirlerini, önerilerini hatta eleştirilerini dahi değerlendirdik. Kazanımlarımız çok büyük oldu aile çalıştayımızda. Grup çalışmalarında çok güzel neticelere ulaştık. Çok farklı katılım olması hasebiyle farklı fikirler bize zenginlik oluşturdu. Aile ve sosyal medya konulu aile çalıştayımızda girişini öncelikle yaptık. Sosyal medya hayatımızın bir parçası mı gerçekten? Bununla birlikte yaşamayı öğrenmemiz açısından bir girişini yaptık. Hakikaten tebliğler de çok büyük bir ahenk içerisinde gerçekleşti. Katılımcıların aynı zamanda tebliğcilerin de güzel bir hazırlıkla gelmiş olmaları bu çalıştayı daha da zengin hale getirdi. Bundan sonrası için ailelere daha iyi nasıl sosyal medya konusunda bilinçlendirebiliriz, internet konusunda kullanımı hakkında nasıl farkındalık oluşturabiliriz işleyeceğiz artık. Biz ödevimizi aldık. Bundan sonra artık yeni projeler üretmek bize kaldı. Uygulamayı da inşallah bölgelerimize birlikte yapacağız. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Thank you.
Evet değerli izleyiciler, teşkilatımızın sosyal medya noktasında yaptığı çalıştayımızı bu tanıtım filmiyle sizler de izlemiş oldunuz. Biz de kaldığımız yerden şimdi yayınımıza devam ediyoruz. Gülümser Hanım, biraz soluklandınız inşallah. Evet. Allah razı olsun, çok güzel bilgiler elde ettim ben kendi adıma. İnanıyorum ki izleyicilerimiz de aynı şekilde. Şimdi biraz risk oluşturan faktörlerden bahsedelim. Burada internet bağımlılığında hangi faktörler bizler için risk oluşturuyor? Şimdi risk faktörlerini yine ben üçe bölmek durumundayım. Bir tanesi zaten internetin kendi başlı başına cazip tekliflerinin olması, fırsatlar sunuyor olması bir alan olarak bakmak lazım. Diğer taraftan da kişinin kendi kişisel özelliklerinden kaynaklı risk faktörleri var. Bir de insanın sosyal hayatındaki çevresiyle ilgili risk faktörleri var. Şimdi bu hani internetin cazip teklifleri dediğimiz alan medyal faktörler alanına giriyor. Burada da şöyle bir şey var. Biz az önce de tabii ki söyledik, belki tekrar olacak ama biz internet kendi başına gerçekten her alanda bize birçok fırsat sunuyor. Bunu olumsuz yönde de kullanma imkanı var. Olumlu taraflarıyla da kullanmak var. Şimdi özellikle sosyal dayanışma ya da hiçbir şekilde kendi kişisel özellikleri kişisel özelliklerinin zıttı ne derler ona, bir profille var olabiliyor kişi. Çok olduğundan çok farklı kendini gösterebiliyor. Aynen öyle. Yani olmak istediği, olduğu değil de olmak istediği yönüyle milyonlara ulaşabiliyor. Ulaşabiliyor, aynen. Bir de özellikle bilgisayar oyunları dediğimiz şey çok çok tehlikeli bir şey. Çünkü burada çocuk hiç olmayacağı kadar güçlü karakterlere bürünebiliyor. Ölümsüzlük deneyimleri yaşayabiliyor orada. İnanılmaz derece çok puan alabiliyor orada oynadığı oyunlarla. Bu kadar çok yoğun haz deneyimi yaşayan bir çocuğun normal sıradan bir hayattan zevk almasını bekleyemezsiniz. Çünkü şununla benzetiyorum ben biraz. Çikolata ile yemek gibi, yani brokoli ve çikolata gibi. Çocuğu çikolataya alışmış bir insanın çocuğuna brokoli yedirmesi, ondan zevk alabilmesini sağlaması mümkün değil neredeyse. Burada bir parantez açacak olursak, sürekli bilgisayar oyunlarında başarıyı yakalayan çocuğun ileriki iş hayatında, okul hayatında başarısızlıklarla karşılaştığında modunun düşmesi, hatta psikolojisinin bozulması, çok çabuk depresyona girmesi, bu gibi etkenlere yol açabilir mi? Tabii ki, tabii ki. Çünkü orada da zaten bu deneyimleri yaşamamak için zaten annesinin bağırmasıyla başlayan bir şey bu. Annesinin hoşnutsuzluğuyla, onun yermesiyle başlayan bir süreç. Ondan zaten kurtulmak için daha çok özgüven tazeliyor tabii çocuk ki. Değil mi oradaki başarıyla? Aynen. Yani orada gerçek hayatta elde edemediklerini telafi etmek için aslında yöneliyor. O da aslında bir dürtüsel bir hayatta kalma mekanizması, refleksi diyebiliriz biz buna. Çünkü normal hayatta acı çekiyor. Ya da arkadaşlarıyla bir araya geldiği zaman görüntüsünden dolayı ya da herhangi bir başarısızlığından dolayı sürekli aşağılanan bir çocuk bunu kaldıramadığı zaman ne yapıyor? Bilgisayar oyunlarıyla bunu tekrar böyle telafi etme yoluna gidiyor. Oysa ki o normal hayatın içerisinde diyelim ki internet olmamış olsaydı birkaç gün kafa yoracaktı. Neden bunlar bana böyle şeyler söylüyorlar? Acaba ne yapmalıyım? Ya da bir dahaki sefere hangi stratejileri izlemeliyim deyip biraz kafa yormak gerekecek. Evet. Bu da dediğim gibi enerji isteyen bir şey. İnsan da bunu istemiyor bir tarafıyla. Dediğim gibi irade sistemi de gelişmediği için ne yapıyor? Kafanı göm, her şeyi unut, sana hani sen hayatını bu şekilde devam et sistemiyle hayatını yaşamaya başlıyor. Yani dediğim şu ön beyin dediğim insanı insan yapan alanları hiç kullanmaya ihtiyaç duymadığı için ne oluyor? Sadece hayvani reflekslerle, hani az önce de hani sümürüngen beyin ve memeli beyin dediğim alanlardan gelen dürtü ve reflekslerle hayatını sürdürmeye başlıyor. Gelişmeyen bir beynin de zaten ileriki zamanlarda başarılı olma, normal hayatta başarılı olma gibi bir şansı neredeyse olmuyor. Evet. Bu anlamda. Bir de şu bireysel faktörlere de gelecek olursam sorunun cevabını kesmemiş oluruz.
Şimdi bazı insanların zaten doğuştan gelen bazı dezavantajları var. Bunlardan bir tanesi kişinin depresyona yatkın genlere sahip olması ya da erteleme hastalığının olması ya da otizm gibi, onun dışında dürtüsel insanlar olabiliyor bazen. Bunlar da kişinin çok yani internete yönelme riskini artırıyor. Diğer taraftan da sosyal çevre çok önemli. İnsanın sosyal çevresinde, mesela diyelim ki okul ortamında ya da kendi aile ortamında da kabul görmeyen, sürekli eleştirilen ya da herhangi bir hatasıyla başına çullanılan bir ortama sahipse çocuk, mümkün olduğu kadar o ortamlardan kaçınacak fırsatlar oluşmaya başlayacak. Bu internet, dediğim gibi internet oyunları, sosyal medya bunun için çok güzel fırsatlar sunuyor. Tabii ki o tarafa yönelecek ve aile ilişkileri, normal sosyal ilişkileri bundan tabii ki nasibini alacak. Hatta bununla alakalı bir araştırma okumuştum, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili. Sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlamanın aslında artık bir hastalık olarak nitelendirildiği bağlamında bir araştırma yapılmış. Çünkü bunun ciddi anlamda bir özgüven eksikliği, toplumdan dışlanma, kendini beğendirme gibi psikolojik, kendi kendini psikolojik olarak tedavi etme yöntemi. Evet. Olduğu söyleniyor. Yani ben buradayım diyor aslında. Normal sosyal hayata var olamayan insan ne yapıyor? Sanal bir dünyanın içerisinde var olmanın telaşına düşüyor. Beni çok etkilemişti bir tane, hatta takip etmelerini çok isterim bizi dinleyen insanların. Manfred Spitzer diye bir beyin ne derler ona, bilimcisi var. O der, diyordu ki yani ben eskiden çektiğim bütün fotoğraflara bakıyorum. Hiçbir fotoğrafta, her fotoğrafı da kendisi çekiyormuş. Hiçbir fotoğrafta kendimi şöyle beraber, ailemle beraber çekmek aklıma gelmedi. Hiçbir zaman o zaman bu kadar önemli bir şey değildi. Yani aile fotoğrafı çekiyorsunuz ya da herhangi bir anı fotoğraflıyorsunuz. Kendinizi bu kadar göz önünde tutma ihtiyacı hissetmiyor doktoru. Gerçekten öyle. Yani biz çok farklı yönlere doğru evrilen varlıklarız da. Böyle olunca gerçekten nereye gidiyor bilmiyorum artık. Yani insanlar doğal hayatta alamadıkları hazları internet ortamında bulmaya çalışıyorlar. Beğenilmek istiyorlar belki kızlarımız genellikle. Yani artık Rabbim yardımcımız olsun. Amin, amin. Şimdi buradan farklı bir konuya geçelim. Aslında tüm bağımlılıklar için geçerli olan bir konuya geçmek istiyorum. Yani bu madde bağımlılığında, farklı bağımlılıklarda sorunu içerisinden çıkılmaz bir hale getiren bağımlılık döngüsü dediğimiz bir şey var. İzleyicilerimizden belki bunu ilk defa duyanlar olabilir. Bağımlılık döngüsü nedir? Bağımlılık döngüsü, yani hiç kimse ben bağımlı olurum diye zaten başlamıyor bağımlılığı. Bağımlıyım da demiyor kolay kolay. Bağımlılık da demiyor. Öyle başlıyor. Yani ben bağımlı olmam, bana bir şey olmaz. Şimdi burada bir parantez açacağım. Ben bazen şöyle bir YouTube'da, tabii ki ben de bazen sosyal medyayı takip ediyorum. Orada bir şey var, bir kanal var. Şu uyuşturucu kullanan kişilerin hayat hikayelerini anlatıyor. Kendileri anlatıyor. İşte nasıl ben bu sokakta yaşayan kişilerin hayatlarını anlatan bir platform. Orada mesela bazılarını rast geldim. Hani çocukluğundan beri belliymiş. Yani o yolun yolcusu. Ama bazıları da var ki gerçekten hayatında çok büyük başarılar elde etmişler. Aile hayatı çok güzel. Ona rağmen 24 yaşlarında, 17 ya da 20'li yaşlarından sonra düşünün ki irade sistemini de neredeyse hemen hemen tamamlamış bir yaşta. Ne yapıyor? Bana bir şey olmaz diye başlıyor. Bana bir şey olmaz. Bir kereden ne olacak? O arkadaşım kullandı, ona bir şey olmadı. Bana da, ben de kullansam ne olur ki? Deyip başlıyor ve başlamasıyla beraber artık bu döngünün içerisine girmiş oluyor. Sonrasında artık hani ben bağımlı olmam ki, tekrar kullansam ne olur diye devam ediyor. Ondan sonra ben bağımlı değilim ki. Sonra evet, bağımlı olmaya doğru gidiyorum, artık önlem almam gerekiyor diyor. Bu sefer çabalar sarf ediyor, gayretler ediyor ama bir türlü o irade sistemi zarar gördüğü için hani aynı kıvamda kalmıyor bakın o irade sistemi. Mesela az önce bahsettiğim o 24 yaşındaki kişinin, hani 24 yaşında başlayan kişi 24 yaşında diyelim ki güçlü bir irade becerisiyle başlıyor.
Ama kullanmasıyla beraber direkt o irade sistemi zarar gördüğü için sürekli bacakları titriyor o maddeyi gördüğü zaman. Yani artık onu ona karşı duramayacak hale gelmeye başlıyor. İnternet de bunun içinde zaten. Bu şekilde başlıyor. Sonra da işte yapılan çabalar, uğraşlar sonucunda ya başarır ya başaramaz. Başarırsa da öyle bir şey ki işte o irade sistemi dediğim gibi zarar gördüğü için uzun süre temas etmediği sürece o maddeye veya o maddeyi kullanan kişilere clean kalabiliyor. Ne zaman ki tekrar böyle bir temas ortamı oluştu, tekrar bacaklar titremeye başlıyor. Ya tekrar düşüyor ya da bir şekilde kendi yerini, yurdunu terk etmesi gerekiyor. Bu noktada söylemem gereken çok çok önemli bir şey var. Şimdi iddia ediyorum gerçekten internet bağımlılığı, bağımlılık çeşidinin en zararlı, en zararlısıdır. Çok iddialı bir söz çok bu. İddialı. Şundan dolayı böyle söylüyorum. Şimdi bir gözlem yapalım aslında hani 2 2 4 ediyor. Şimdi bir eroin bağımlısını düşünelim. Bir alkol bağımlısını düşünelim ya da herhangi başka bir madde bağımlısını düşünelim. Böyle bir insan diyelim ki uzun süre bir klinik dönemi geçirdi, orada bir tedavi süreci geçirdi. Ne yapar? Çıktıktan sonra, clean olduktan sonra yani vücut artık böyle bir şey istemedikten sonra kişi der ki ben çevremi değiştiriyorum, ortamımı değiştiriyorum ya da başka bir ülkeye yerleşiyorum. Hiçbir şekilde böyle maddeleri kullanan hiçbir insanla bir araya gelmeyeceğim. O zaman hayatımın geri kalanını temiz bir şekilde sürdürebilir. Şimdi internet bağımlısı olan bir çocuğu düşünün. Hı hı. Ha, başka bir dünya yok ki, nereye kaçsın? Evet. Yani kendi bankadan bir iş yapacak, bir para sevk edecek internetle, bir yere bir mektup yazacak internetle, bir arkadaşına bir haber gönderecek internet üzerinden, alışveriş yapacak internet üzerinden. Yani internetsiz olabileceği hiçbir yer yok. Ve klinikten sonra eve giden kişi ilk temasıyla zaten bacaklar titremeye başlıyor ve gene düşüyor aynı şeyin içerisine. Nitekim ben bununla ilgili birçok kitap okudum. Yani hani İnternet bağımlılık kişileri tedavi eden doktorların yazdığı, yani yıllarca yapılan tedaviler bir türlü başarılı olmuyor. Çünkü çocuk eve gittiği zaman kendisi kullanmasa bile onları kullananlarla temas etmek zorunda. Bu annesi, babası, kardeşi, bir kendi bütün sosyal çevresi. Yani internetsiz olabilecek bir imkan yok. Bu çok acı bir şey. Yani çocuklarımızı böyle bir acıyla baş başa bırakmak bence çok büyük bir sorumsuzluk olarak düşünüyorum. Yani henüz biz aslında gerçekten bu internetin zararlarının farkında değiliz. Dilerim Rabbimden gerçekten bu anlattıklarımla bazı insanlara ışık olur ve daha da dikkatli olmaya gayret ederler. Yani bağımlılık döngüsü dediğimiz şey bir kere farkına varamamak, bağımlı olduğunun farkına varamamak. Rehavet yani bildiğiniz toplumsal rehavet. Yani bir şey olmaz. Yani ne olacak sanki, benim kafam rahat olsun, çocuklar orada bir sessiz dursun, etrafım dağılmasın. Bununla ilgili bir şey de söylemek istiyorum. İnşallah zamanı aşma. Yollar daha vaktimiz var. Ben aynı zamanda benim bazı meslektaşlarımla biz çok böyle irtibat halindeyiz ve Jugendamt tarafından aileleri giden bazı meslektaşlarım var. Biz öyle beraber sistemik aile danışmanlığı eğitiminde de sürekli bir araya geliyoruz. Bana şöyle bir soru yöneltti. Çok da beni aslında benim için üzücü bir soruydu. Bana dedi ki ya dedi ben dedi 4-5 aile mesela 10 ailesinden 5-6 tanesi Müslüman kökenli aileler. Dedi ki ben evlerine gidiyorum her yer tertemiz. Yerde bir tane dahi oyuncak göremiyorsunuz. Ama dedi, çocukları çok geri kalmış. Yani hiç çocukları yani normal gelişim süreçlerinde beyinleri öğrenme süreçleri ilerlememiş ve çok affedersiniz geri zekalı tabirle şey yaptı. Yani gerçekten hani beyinleri normal çocuklar gibi değil, kendi yaşıtları gibi değil. Bunun sebebi ne dedi? Yani ben bir tane oyuncak bile yerde göremiyorum. Yani nasıl oluyor da hani bu kadar mı? Yani evi tutmak farz mı? Bu kadar hani temiz tutmak farz mı? Gerçekten de öyle bir duruma geldik. Evimiz kirlenmesin, etraf dağılmasın, ses çıkarmasın, beni rahatsız etmesin. Yani başım ağrımasın, ben arkadaşlarımı rahat bir şekilde kahvemi, çayımı içeyim ya da ben orada dizi izlerken çocuk orada başka şeyle meşgul olsun. Biz de kendi hazımızın peşinde koştuğumuz için çocuklarımızı o girdabın içerisinde böyle kendi ellerimizle itiyoruz ve çocuklarımızın bağımlı olmasalar bile bakın. Burada sadece bağımlılığı bir tehlike olarak görmemek lazım. Burada en büyük tehlike çocuğun normal yaşıtları gibi gelişim sürecini yaşamamaları. Yani o çocuk bağımlı olmadı diyelim.
14 yaşındaki bir çocuk 8 yaşındaki gibi davranırsa, her canı sıkıldığında ya da bir şey istediğinde tutturmaya başlarsa, ağlarsa, yeri göğü inletirse, bir türlü o dürtülerini, o hazını erteleyecek bir mekanizma oluşturamadıysa, o zaman sizin de o çocukla baş etmeniz çok zor artık, evet. Yani. Belirli bir yaşa geldikten sonra kontrol de çok zor. Bu da çocuğunuza yapacağımız en büyük haksızlık, aynen, olur. Peki Gülümser Hanım, en çok hangi kuşakta görülür acaba internet bağımlılığı? Şimdi çocuklar dedik, gençler dedik, yetişkinler dedik. İstatistiklere mutlaka bu konuda istatistikleri inceliyorsunuzdur. En çok hangi kuşakta rastlanıyor? Yani işte bu dediğim gibi bu ön beyin gelişimi sekteye uğradığı için tabii ki günümüz şartlarında çocuklar ve gençler diyebiliriz. Evet. Ancak dediğim gibi 14-65 yaş arası çok herkes risk grubunda oluyor. Yani aslında yetişkinlerden de çok sayıda bağımlı olan insanlar var. Şimdi şöyle bir gerçek var. Yani biz özellikle yetişkinler olarak internet, yani dünyasına internet girmiş insanlarız. Yani bizler belirli bir gelişim sürecini atlattık ve internet bizim dünyamıza girdi. Buna rağmen bizler o aletten kafamızı kaldıramıyoruz. Bağımlı olmasak bile çok aşırı bir alışkanlığımız var internete karşı. Az önce de söylediğim faktörlerden dolayı da sürekli kafamızı o aletin içerisine gömüyoruz. Şimdi biz dünyasına sonradan internet girmiş olan insanlar olarak bunu iyi yönetemedik. Yönetemiyoruz. Çocuklar da bize örnek alıyorlar bu sefer. Çocuklar bir de onunla doğuyor. Aynen, bir de internet dünyasına doğuyor bu insanlar. Evet. Ben hep şu anki nesli internet dünyasının mültecileri olarak görüyorum. Bizler mülteciyiz. Onlarsa asıl sahipleriler internet, evet, dünyasının. Yani çocuk internetsiz bir şey bilmiyor ya, nasıl olur da sen bir tık yaptığında eve bir şey eşya getirtemiyordun zamanında. Bize, ben çocuğuma dediğim zaman işte şu yaşta şöyle yapıyorduk dediğim zaman hayretler içerisinde kalıyor. O öyle bir şey anlayamıyor. Çünkü öyle bir şey görmemiş ki hayatında. İnternet dünyasında bir tık, her şey bir tık ötede. Böyle bir dünyada yaşayan bir çocuğa biz bir de kalkar kötü örnek olursak, beyin gelişimini tamamlamış olan insanlar olarak, ne oluyor? Çocuklarımız da artık bu alete kafalarını göme göme bir müddet sonra artık bağımlı ya da beyin gelişimini tamamlayamamış insanlar olarak topluma kazandırıyoruz bu tür insanları. Yani toparlayacak olursak 14-65 yaş arası genel risk grubunda, fakat evet, en çok çocuklarımız ve gençlerimiz büyük risk grubunda. Şimdi çok can alıcı bir soru sormak istiyorum. Bu bir aile programı. Programımızın adı da Biz Bir Aileyiz. Ve sürekli seminerlerimizde de aslında bu konuyu işliyoruz, ama siz işin uzmanı olarak çok eminim ki farklı bir bakış açısıyla da olaya bakacaksınız. İnternet bağımlılığı aileleri olumsuz etkiliyor mutlaka. Peki bu olumsuz etkileri nelerdir? Nasıl etkiliyor aileleri? Yani bir olumsuz etkileri aslında şu şekilde başlıyor. Çocuk hani ilk başta çok böyle anne babanın işine gelecek bir tarza başlıyor. Hani yemeğini yesin, uykusunu uyusun, oyununu oynasın, hani meşgul olsun, beni rahatsız etmesin, etrafımı kirletmesin. Çocuk orada oynuyor, ne olacak sanki deyip eline telefonu biz veriyoruz. Zaten bizim elimize sürekli görüyor ve biz vermeye başlıyoruz. Biz verdikten sonra da çocuk yavaş yavaş bu renkli ve çok böyle hareketli dünyaya bir şekilde kaptırmaya başlıyor çok kendini. Çok küçük yaşlarda çok, bu. Tabii ki mi? Yani 2-3 yaşlarında ben, başlıyor. 2-3 yaş ne? Birkaç ay, yani çocuk 2-3 ay aylık oluyor. Annesi uyusun diye müziğini mesela ninni söylerdik biz eskiden çocuklarımıza. Ne yapıyor? Videolu şeylerle çocuğunu uyutmaya başlıyor. Bu şekilde başlıyor. Çocuk oradan aldığı sinyallerle uyumaya başlıyor. Sonrasında yemek yesin diye 3 aylık 5 aylık çocuğa bu sefer onu veriyoruz. Ya da bak dur ağlıyor sussun diyorsa, bak sana telefon vereceğim diyor. Yani zehir vereceğim sana dese aslında daha belki iyi bir şey söylemiş olacak ama onu o şekilde veriyor. Çocuk bu sefer o sisteme alışıyor. Alıştıkça da yavaş yavaş sorumluluklarını, kendi dürtülerini tabii ki erteleyememe haline, durumuna düşüyor. Hızlı bir şekilde çocuk da mutlu olmak istiyor. Mesela telefonu elinden aldığınız zaman ağlıyor, sızlıyor, kendi yerden yere vuruyor. Anne de aman dur ağlamasın, dur al şunu, tekrar eline sıkıştırıyor. O da mutlu olma yolunu arıyor. Aynen yani. Öyle, o da haz yani. Bu bizim ilkel, yani daha doğmadan önce
oluşmuş beyin sinyallerimiz, bu var olan bir şey. Çocuk da hazın peşinde. O yüzden doğduğumuz zaman ağlıyoruz. Hemen yemek, hemen emzik ağzımıza gelsin istiyoruz. Ya da çocuklar mesela doğdukları zaman, tuvaletleri geldiği zaman hızlı bir şekilde tuvalete gitmek istiyorlar. Yani erteleyemiyor henüz. Şimdi böyle bir alet elinde varken, böyle bir haz cihazı elinde varken, o da onu kullanmak isteyecek tabii ki. Onu kim durduracak ki, kendi otokontrolü yok. Evet. O yüzden bu şekilde başladığı zaman, sorumluluklar ertelendiği zaman, okuldan kötü notlar gelmeye başladığı zaman, bu sefer aile ne yapıyor? Çocuğun daha fazla üzerine gitmeye başlıyor. Daha fazla üzerine gidince çocuk daha fazla yöneliyor. Yöneldikçe de büyük çatışmalar, büyük sorunlar, anlaşmazlıklar ortaya çıkıyor. Yani aslında dediğim gibi sorumlulukların ertelenmesi sebebiyle aile tarafından artık bunun hoş görünmemesi ve çocuğun üzerine daha fazla gidilmesi. Evet, eşlerin arasında da ciddi anlamda iletişimsizliğe sebep oluyor. Yani birlikte sohbet etme, birlikte zaman geçirme. Bu da başlı başına ayrı bir konu yani. Evet. Eşlerimizle ilgili durumu da çok daha başka bir şey. Yani Almanca'da bir söz vardı, diyorduk hani telefonuna değil de çocuğuna bak. Ya da telefonuna değil de eşine bak. Yani orada bizim o renkli hayat... O kadar bizi kendi içerisine alıyor ki, yani biz eşimizle yaptığımız sohbet bize mutluluk vermediği değil için mi? Biz daha fazla bize haz verecek alanlara yöneliyoruz. Yani o yüzden. Peki sorulara geçeceğiz. Ciddi anlamda şu an yoğun soru geliyor izleyicilerimizden. Teşekkür ediyoruz kıymetli izleyicilerimize, ama bu kadar problemleri konuşmuşken mutlaka bununla birlikte alınacak önlemleri de konuşmak durumundayız. Dolayısıyla internet bağımlılığını engelleyecek önlemlerimiz neler olmalı? Tıpta şöyle bir hani koruyucu tıp diye bir alan var biliyorsunuz. Yani daha hastalık gelmeden kişinin sağlığına bir şekilde dikkat etmesi, onu korumaya yönelik gayretler içerisine girmesi. Şimdi her zaman koruyucu tıp çok daha işe yarar. Tedavi etmekten daha kolaydır. O yüzden daha çocuklarımız dünyaya geldiği zaman yani bu böyle bir aletle mümkün olduğu kadar tanışmalarını çok ertelemek gerekiyor, geciktirmek gerekiyor. Tabii ki iyi örnek olmak burada çok çok önemli. Yani siz tamam geciktiriyorsunuz, çocuğu vermiyorsunuz, ama siz sabahtan akşama kadar internet başındasınız çocuğunuz var olduğu zaman. Bu tabii ki ilk başta ekran diye başlıyor aslında. Hani telefonda olmasa bile annelerin uzun sürelerini dizi karşısında, yani ekran karşısında 3-4 saatini geçiriyor olması da çocuk için kötü bir örnek. Bu şekilde çocuk da zaten hani ben meşgul etmeyeyim kendimi, bir şekilde meşgul edileyim. Yani televizyonla, ekranla bir şekilde meşgul edileyim anlayışı çocukta oluşuyor. Çünkü bizler çocuklar görerek öğrenen varlıklardır biliyorsunuz. Şimdi bunu mümkün olduğu kadar önce iyi bir örnek olmak gerekiyor. Ondan sonra çocuğumuza internetle tanıştırdığımız zamanı geciktirmek çok önemli. Çocuğun zamanını doldurmak gerekiyor. Yani hani etkinlikler yapın demiyorum. Bırakın çocuk kendi doğal seyrinde normal hayatı yaşasın. Tek başına oynaması gerekiyorsa oynasın. Ne bileyim, mutfakta sizin ayağınızın altında dolaşması gerekiyorsa dolaşsın. Bunlar çok normal şeyler aslında, ama biz anormal olarak görmeye başladığımız için çocuğumuzu başımızdan da itmeye çalışıyoruz. Al telefonun eline, beni rahat bırak diyoruz. Halbuki çok büyük bir etkinlik de yapmanız gerekmiyor çocukla. Sadece o normal seyrinde bir normal doğal bir hayat yaşamaya çalışsak. Bazı yaramazlıklarına göz yummak değil mi? Tahmin aslında yaramazlık etmek bile değil belki de. Dediğiniz gibi doğal çocuk gelişim. Çocuk onu yaşaması lazım. Evet. Aynen. Yani hareketlilik özellikle erkek çocuklarında çok çok önemli bir şey. Yani o çocuk tırmanacak, koltuğun üzerine de çıkacak, zıplayacak. Bunu yapmayan bir çocuk göremezsiniz. Doğal bir şekilde yetişen bir çocuk. Yani bunu yapmayan göremezsiniz yani. Ama tabii o çocuk artık ekran başında zaman geçirmeye alıştıysa, sessiz, sakin, evinizden çıt bile çıkmaz tabii ki. Ama normal bir çocuk yetiştiriyorsanız, o zaman o çocuk orada zıplar, koşturur, tavana tırmanır, dolaplara tırmanır. Yani yapar bunu ve bu onun için aslında çok önemli bir deneyimdir. Bunu engellememek gerekiyor. Şimdi diğer taraftan da ben İnşirah suresinin Feyza Farah Tafansap ayetini gerçekten
çok benimsiyorum. Aynen öyle. Yani evet. Ama bunu sadece çocuklara bazında değil, biz kendimiz. Hı-hı. Yani bir işi bitirince diğer işe geçmek. Yani bu da bu her yaptığımız iş, hı-hı, bir öncesinden daha faydalı ya da bizim gelişimimiz için gerekli olan, evet, bir iş olsun. Hı-hı. Yani bu yeni bir şey öğrenmek olabilir, ne bileyim evi temizlemek olabilir. Yani hiçbir şey abartmadan. Böyle abartmadan çok böyle ufak ufak zamanlarla, hı hı, kendimize yeni meşguliyetler oluşturmak. Burada bir parantez, aslında çocuklarımıza ve kendimize, sadece çocuklarımıza değil, çocuklarımıza, kendimize, gençlerimize güzel hobiler kazandırmak da belki, aynen, çok önemli öyle, bir önlem. Bir müzik aleti çalman, aynen, spor vesaire değil her mi? Her türlü, yani bir şey mesela... kendi başına bir etkinlik yapması ya da taşlarla oynaması, hı hı, bu da bir hobidir. Ya da bir şeyleri merak etmesini sağlamak. Hı hı. Biz aslında çocuklarımızdan bunu ellerinden alıyoruz. Yani bir şey, mesela bir karıncayı merak edecek. Acaba bu karınca nereye doğru gidiyor? Onu takip edecek. Hı hı. Onun ardından başka şeyler öğrenecek. Evet. Bu doğal bir seyrinde büyüyen bir çocukta olur. Ama diğer şekilde böyle bir şey söz konusu olamaz. O yüzden çocuklarımızın zamanını doldurabilecek imkanları, fırsatlarını onların yön vermesine izin vermek. Mesela sen hemen bugün gitar kursuna gidiyorsun, diğer saatte de işte şu kursa gidiyorsun, bu kursa gidiyorsun şeklinde değil de bakıyorsunuz çocuğunuz neye ilgi gösteriyor? Boyaya mı ilgi gösteriyor? Boya yapmak istiyorsa fırsat sunun. Evinizde istemiyorsanız ertelemesi için bakın, bu da irade gelişimi için çok önemli. Hayır oğlum, bugün yapamayacaksın ama yarın işte bahçede bunu yapabilirsin. Çocuk, hı-hı, ne yapıyor? Orada hazını ertelemeye başlıyor. Ama son vermiyor. Son vermiyor. Yani imkan oluşturuyorsunuz. Sonra bizim yarın da gidiyorsunuz. Evet, alternatif çocuğa sunma. Bugün, aynen, yapamazsın ama yarın yapabilirsin. Aynen öyle. Yani bunu önünü kapatmamak. Yani dur bunu yapma da dur ekran karşısına geç tarzında değil de, hı-hı, bugün yapamayız oğlum ya da şu anda bu olmaz. Bir dahaki saatte bunu yapabiliriz dediğiniz zaman bu çocuğun o hazını ertelemesi için bir antrenman işte. Ya da mesela yemek yemek istiyor o anda. Mesela diyorsunuz ki hayır oğlum henüz yemek pişmedi, sofra saatini bekle dediğiniz zaman da bir antrenman. İşte bu direkt kas gelişimi gibi bir şey. Yani zorlandıkça o kas gelişmeye başlıyor. Sorun çözdükçe çocuk gelişmeye başlıyor. Problem çözdükçe beyni daha farklı alanlarını aktif hale getiriyor. Bu anlamda buna da izin vermemiz gerekiyor. Şimdi bir diğer nokta da olumlu telkin. O kadar önemli bir şey ki şimdi çocuk bağımlılığın en önemli diğer bir maddesi de endorfin dediğimiz bir madde. Bu ne yapıyor vücutta? Rahatlama hissi yaratıyor. Dinginlik yaratıyor. Mesela maddeyi kullandığın zaman evet haz için yapıyorsun. Büyük bir haz aldın. Tavan noktaya çıktı. Aynı zamanda sana bir de endorfin salgılanmasını sağladığı için o maddeyi kullandıktan sonra insan kendini çok rahatlamış hissediyor. Olumlu telkinin de böyle bir etkisi var. O yüzden mesela hastalarımız ya da çocuklarımız düştüğü zaman ağladığında ay oğlum düştün mü dur yarını ovayım dediğiniz zaman o temas, o sözler çocukta ağrı kesici etkisi görüyor. Bu gerçekten, evet, hani fiziksel olarak da beyin MR'larında bu görülüyor. Olumsuz tepki de tam tersi. Hı-hı. Bu sefer o endorfin yoksunluğuna sebep oluyor. Bu sefer rahatlamak için bir alan aramaya başlıyor çocuk. Ya internete gidecek ya başka türlü bağımlılık maddelerine yönelecek. Bu anlamda olumlu telkinleri kullanmayı, çocuğumuz gerçekten olumsuz davranışlar sergiliyor olsa bile, diyelim ki bağımlılık geliştirdi ya da uzun süre zamanını internet başında geçiriyor. Mümkün olduğu kadar seçtiğimiz kelimeler olumlu yönde olsun ki, hı-hı, çocukta o endorfin dozu dibe vurmasın. Evet. En azından bunu yapmayalım. Çocukta tabii ki farklı haz mekanizmaları oluşturmak da az önce de söylediğiniz gibi yani hobiler oluşturmak, farklı beceriler kazandırmak da çocuğumuzun o hani zamanını doldurma yelpazesini de genişleteceği için en azından kendi başına zaman geçirdiğinde sıkılmadan o zamanını doldurabilecek bir şeyler bulabilir hale, evet, getiriyorsunuz çocuğunuzu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sürekli telefon numaramızı hatırlattık. İzleyicilerimiz, evet, de Allah razı olsun rağbet gösterdiler. Geri kalan vaktimizde sorulara değinelim diyorum. Böyle kısa kısa yanıtlayacak olursak. Fransa bölgemizden, Fransa'dan bir kardeşimiz yazıyor. Elif Hanım, benim de 4 çocuğum var demiş. Bilhassa bu karantina döneminde aslında bunu da konuşacaktık ama vakit yetmedi. Burada ciddi anlamda bir internete eğilim oldu, evet, karantina döneminde evlerde olduğumuz için. Diyor ki sabah uyandıklarından akşam yatıncaya kadar 17-15 yaşındaki çocuklarım telefonlarıyla beraber sofraya bile zor geliyorlar. Birkaç defa çağırıyorum ancak geliyorlar. Arada bir
namaz ve ders molaları veriyorlar. Sürekli internetteler diyor. Onlar da bana diyorlar ki sende de telefon var. Bizim ev sohbetleri vesaire, bizim tabii bazı çalışmalarımız da kardeşimiz bu şekilde yazmış. Onlar da internet üzerinden olunca maalesef durum bu demiş. Hı hı. Ne söyleyebiliriz kardeşimize? Yani 13 kaç yaş demişti o? 17-15. 17-15 yani 17-15 yani ergenlik döneminin, yani artık bu alışkanlığın çok yoğun yaşandığı bir dönem olduğu için tabii ki onları oradan koparmak çok çok zor olacak bir anne için. Eğer bunun için kendi o yek eğitimlerinden de fedakarlık yapmak gerekiyorsa bunu yapmalı. Yani çocuğa ilk başta örnek olmakla başlayacak her şey. Bak, ve o kendisi vazgeçtiği zaman çocuklarıyla iletişim kurma, ilişki kurabilme imkanlarını oluşturması gerekiyor. Herkes kendi çocuğunu çok daha iyi tanır. Bam telin nedir, nerededir? Her anne kendi bilir çocuğunun. Benim buradan ezbere bir şey söylemem asla doğru olmaz. Annesi çok iyi bilir ki çocuğumu hangi koşullarda, hani Almanca'da bir söz var ya, Einlocken yapabilir. Yani onu böyle kendisine, özellikle çocuk bunu çağırır. Kullanıyorsa, anne sende de telefon var diyorsa, burada mümkün olduğu kadar anne aynen öyle. Yani çocukların gerekiyor olduğu yerlerde mümkün olduğu kadar kullanmaması işte. O zaman anneye sormak gerekiyor. Sen hazır mısın böyle bir fedakarlığa? Evet. Bremen'den bir izleyicimiz demiş ki selamünaleyküm. İnternetle çok vakit geçirmemeleri için çocuklarda kaç yaşına kadar müdahale edebiliriz diyor. Hani müdahale, ergenlere nasıl bir tepki vermeliyiz? Etkili olabilmek için demiş. Bununla alakalı örnekler verebilir misiniz? Şimdi demiş. Ben şöyle bir şey, yani ben dediğim gibi internetin çok 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 faydalı imkanları var. Yani alanları var. Kullanmamız da gerekiyor. Şimdi interneti hayatımızdan aforoz etmeyelim. Biz interneti hiçbir şekilde hayatımızdan çıkarmayalım. Biz sadece interneti insan gibi kullanacak kafaları oluşturalım bizim için. Bu önemli. Yani biz o kafaları... Gerektiği kadar. Aynen. Mesela mümkün olduğu kadar o yaşı geciktirmek en önemlisi. Yani özellikle 2 yaş altı, 3 yaş altı asla önerilen bir önerilmiyor yani bilim insanları. Kesinlikle, hatta şu neydi adamın ismi ya, Bill Gates miydi? Adama sormuşlar, hani ne zaman çocuğunuza internet alacaksınız, bilgisayar, telefon vereceksiniz? 14 yaşından sonra demiş yani. Adam bu işin içerisinde kendisi bile, ama çok küçücük çocuklara yönelik programlar yaptırıyor. Evet. Aletleri onlara göre yaptırıyor. Çünkü burada bir para piyasası var. Ben neden kendi çocuğumu böyle bir piyasaya kurban edeyim ki? Yani ben anne olarak gözümü açacağım ve diyeceğim ki hayır, mümkün olduğu kadar geç. Hiç, biz daha önce bizde internet yoktu ve biz hayatımızı çok normal, doğal bir seyirinde yaşadık ve yaşayabildik. Mümkün olduğu kadar geciktirmek en önemlisi. 3 yaş altı asla önerilen bir şey değil. Ama diyelim ki veriyorsunuz, o zaman da haftanın çok sınırlı zamanlarında vermeniz ve bunun zaman, yani kontrol sizde olmalı. Çocuk her istediği zaman pıt düğmeye basıp da açamamalı. Haftanın belirli zamanlarında kısıtlı sürelerde çocuğunuza verebilirsiniz eğer isterseniz tabii ki. Ama benim şahsi görüşüm, mümkün olduğu kadar geciktirmek, veriyorsanız da çok kısıtlı sürelerde kullanmasına müsaade etmek. Şimdi Münih'ten bir izleyicimiz Hacer Hanım demiş ki, biraz öz eleştiri yapmış. Hocam demiş, şu anda bizim yayınımız da internet kanalından. İşte bu tip seminerleri de yine elimizdeki telefondan dinliyoruz. Çocuklarımız da bunu görüyorlar demiş. Az önce bunun açıklamasını yaptık. Selam edelim Münih'teki Hacer kardeşimize. Yine güzel bir soru var. Düren'den bir izleyicimiz. 14 yaşındaki kızım sosyal medyada çok zaman geçiriyor. Telefonunu kontrol etmem doğru mu diyor. Burada annelerin... Kaç yaşındadır? 14 yaşında. Bence edin. Şimdi belki gerek. Şey yapmayan... Şimdi psikoloji, pedagoji öyle bir alan ki herkesin kendince fikri var. Benim de kendimce fikrim, edinmeli. Çünkü 13 yaşını, 14 yaşı, 15 yaş, özellikle ergenlik dönemi yaşı tamamen... risk alabildikleri yaş dönemi çocukların. Ama bunun üslubu önemlidir belki. Hayır, bunu çocuğa fark ettirmemek önemli. Yani evet, bunu yapıyorsunuz ama ondan, o bilgilerden, yani o kontrolden sonra edindiğiniz bilgiler yoluyla da gidip çocuğun kafasına ben telefonda şunu şunu gördüm tarzında
Yani mantıksız, çok cahilce bir tutum yerine, evet fark ettiniz, bunu dolaylı yollardan nasıl o tehlikeden koruyabilirim çocuğumu, bunun yollarını araştırmanız gerekiyor. Çocuğunuz hiçbir şekilde onun telefonunu kontrol ettiğinizi anlamaması gerekiyor. Evet. Çünkü aslında çok öncesinden çocukla o güven ilişkisi kurulmuş olması gerekiyordu. 14 yaşından sonra artık geç kalınmış bir süre. Hı hı. 14 yaşından sonra eğer çocuk böyle bir tehlikeyle karşı karşıyaysa mutlaka anne kontrol etmeli. Aslında süremiz bitti. Çok güzel sorular var. 3 yaşındaki çocuğum demiş, telefonu eline almadan işte yemek yemiyor. Ama bunlar tabii küçük yaşlarda, hep bahsettiğiniz gibi alıştırmayla alakalı bir şey. O da yoksulluk dönemini atlatacak. Sonra normal yemeğini yiyecek. Yani siz her ağladığında verirseniz o çocuğa o ekranı. Bu sefer çocuk hiçbir zaman, her zaman daha fazla dozunu artıracaktır o ağlamaları. Çok yoğun sorular var ama maalesef süremizin sonuna geldik. Çok ama çok teşekkür ediyorum Gülümser Hanım. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rejiden izin aldık. Bir 10 dakika bugün programımızı uzattık. Çünkü gerçekten çok faydalı bir programdı. Ben de çok önemli buluyorum. Hala sorular da gelmeye bir yandan devam ediyor ama maalesef süremiz sonuna geldik. Sizleri tekrar ağırlamak isteriz. Davetimize icabetinizden dolayı biz bir aileyiz ekibi olarak, Camia TV ekibi olarak size çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben de davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna bu şekilde gelmiş olduk. İnşallah haftaya yine aynı saatte Camia TV ekranlarında canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Haftaya yine çok değerli bir konuğumuz var. Hac, Umre ve Seyahat İşleri Başkanımız Tahir Köksoy Bey bizlerle birlikte olacak. Hac, Umre ve kültür turlarının aile bağlarına etkisini konuşacağız. Ayrıca bu koronavirüs sürecinde Hac ve Umre ile ilgili kültür turları ile ilgili en son haberleri de ilk ağızdan almış olacağız. Yine çarşamba gününe kadar biz güzel duamızı bizlerden eksik etmeyelim. Huzur, sağlık, muhabbet ve merhamet evlerimizin adresi olsun. Hoşça kalın, camiada kalın. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en iyi olanınızdır.